Selamlar herkese. Ben Gamze kanalıma hoş geldiniz. Bu video birazcık kısık sesli olacak çünkü evde uyuyanlar var. <laughs> evet, bannerlarımız zaten belliydi aslında. Geçen 5.0 yayınında bir şeyleri gösterirken bannerlarımızı göstermişlerdi. Ben videoyu yapayım mı yapmayayım mı arada kalmıştım. Şimdi zaten netleşti. Bu sebepten dolayı şimdi bannerlarımızı konuşalım arkadaşlar. Banner'lar biraz karışık yani hani <laughs> karışık derken tamam bu sefer genel yorumu olarak karışık diyeceğim. Şimdi tek tek yorumlayayım, Ö yorumlayalım. İlk önce 5 yıldız karakterlerimizden ba başlayalım. Molani ve Kazuha. Mulan'ı yeni gelecek karakterimiz biliyorsunuz. Öyle akses durumları mevcut. Şöyle bir karakterle ilgili fikir sahibiyiz ama bunlar değişebilecek şeyler o sebeple. Karakter ilk çıktığı zaman rehberinde ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz Mulan'ı. Mulan'ı genel olarak kendisinin sahada duran bir hasarcı olduğunu söyleyebiliriz. Kombo karakteri buharlaşma üzerine yapılmış bir karakter. Eğer ki bu amaçta kullandığınız başka karakterleriniz varsa açıkçası Molani'ye ihtiyacınız yoktur. Seviyorsanız almayı tercih edebilirsiniz tabii ki o ayrı bir mesele. Şu an için e, takım arkadaşı konusunda bir tık kısıtlı gözüküyor. Ben genel olarak geleceğe yatırım karakteri yapılmasını tercih etmem. Belki atıyorum işte Mavika'yla daha rahat oynanır vesaire falan gibisinden böyle bir fikirler halinde olursanız belki şu an elinizdekilerle mutlu olmayabilirsiniz. O sebepten dolayı bu sizin düşünmenizi gerektirecek bir şey diye e, düşünüyorum genel olarak da bunu söyleyebiliriz karakterle ilgili. Kazuha ile alakalı olarak da Kazuha e, çok güzel bir destek karakteri. Kendisinin rehberi kanalda mevcut. E, neredeyse her takıma konulabiliyor. Neredeyse gerçekten o kadar e, geniş çaplı bir karakter kendisi çok güzel bir şekilde hani kullanacağı seti zaten bir descent winner setten set değil yadigar kutusundan çıkıyor yeşil gölge. Silah seçenekleri ister üretilebilir silahı var ister böyle normal dümdüz bannerlardan düşen silahlarla kendisini kurabiliyorsunuz. Rahat bir şekilde takım yıldızlarından hiçbirine ihtiyacınız yok. Eğer ki bir takım yıldızına gitmek istiyorsanız işte ben bu karakteri seviyorum diye de ilk takım yıldızı enerji ihtiyacını rahatlatacağından dolayı sevebilirsiniz ama bir tık alanda daha fazla kalmanızı ister. Oyuncu seçimi ikinci takım yıldızı genel e Element ustalığı sağladığından dolayı takıma genel olarak böyle e, sev, sevilen bir takım yıldızı doğa takımlarına da bir tık daha böyle rahat girmesini sağlayabilir. Zaten giriyor ama işte <laughs> hani bir tık daha. Altıncı takım yıldızı ise e, karakter, karakterin bir tık daha alanda daha uzun süre durarak bir hasarcı ana hasarcı gibi oynanmasını e, sağlıyor. Çok güzel bir karakter hangisini istiyorduysanız istediğinize e, rahat bir şekilde ulaşırsınız umarım. 4 yıldızlarımıza geçelim. et zaten oyundaki e, en güçlü destek karakterlerinden hatta oyunun en başında e, Altıncı takım yıldızı falan varsa hasarcı olarak da kullanabileceğiniz bir karakter. Altıncı takım yıldızı e, kılıcına element yükleyeceğinden dolayı. Ve bence yeni oyuncular başlıyor böyle genelde e, yeni bölgeyle beraber. O sebepten dolayı Benet'in burada olması çok güzel. Keşke bir tık daha böyle diğer yeni oyunculara da rahatlık sağlayacak bir karakter olsaymış Banner'da dört yıldız olarak ama olsun. Benet'in burada olması çok güzel. Her türlü takıma girebiliyor. Takımınızda bir slot boşluğunuz var diyelim. Direkt yapıştırabiliyorsunuz ya rahat bir şekilde. Bunun için ama ilk takım yıldızını istiyoruz. Çünkü Benet element patlamasının üstündeyken size hem can hem de saldırı bonusu sağlıyor ve ilk element ilk element ilk takım yıldızıyla beraber size verdiği saldırı bonusunun sınırını kaldırıyor. Direkt bir element patlamasının üstündeyken o saldırı bonusuna da e, ulaşabiliyorsunuz rahatlıkla. O sebepten dolayı ilk takım yıldızı çok önemli diyebiliriz. Bir de 6. takım yıldızı e, alan yani element patlamasının üstündeki e, insanlar eğer kılıç, çift eli kılıç ve mızrak kullanıcısıysa e, silahlarının ateş elementi bulmasını sağlıyor. O sebepten dolayı da e, bazı düşmanları diyecektim, bazı takım arkadaşlarımızı güçlendirebilecek ya da bazı yeni takım olasılıkları yaratabilecek bir takım yıldızı bu. Genel olarak yani yıl 2024 hala Benet'in 6. takım yıldızını açmamış insanlar var. Oyuncu seçimi ama bunu şey olarak düşünmeyin. işte. 6. takım yıldızımı açarsam hesabım çöp oldu diye düşünmeyin. Yeter oyuncu seçimi olduğunu bilin sadece. Shinyan ise ne yazık ki sıkıntılı bir karakter kiti bölünmüş olduğu için. Yani kızı hasar odaklı oynamak istiyorsak bambaşka bir stat. Ama kalkan odaklı oynamak istiyorsak bambaşka bir stat gitmemiz gerekiyor o sebepten dolayı kızın full performansını alamıyoruz. Oyunun en başlarında da çıkmış bir karakter olduğundan dolayı düşünülmemiş mi? Yapmak mı istememişler bilmiyorum gerçekten ama ne yazık böyle düzgün bir şekilde oynayabileceğimiz bir hali mevcut değil ne yazık. Yani o şekilde oynamak istiyorsanız yanına çok önemli, çok iyi destek karakterleri koymalısınız. Onlar vurur, siz de a ben Shinnyan'ımla vuruyorum aslında diye kendinizi kandırırsınız ki bu da kötü bir şey değil aslında düşününce yani hani, e, sevdiğimiz karakterleri bu şekilde oynayabiliyoruz eğer karakterlerimiz gerçekten sıkıntılıysa. Shinnyan e, yani hani bir de genel olarak da fiziksel üzerine kurulmuş bir karakter, fizikselinde durumu belli. Dördüncü takım yıldızı birazcık farklı bu arada bir takım yıldızından bahsetmek istersek Element becerisinin e, çarptığı düşmanların fiziksel direncini kırıyor. O sebepten dolayı böyle farklı bir şekilde atıyorum. Fiziksel oynamak istediğiniz takım arkadaşlarınızın yanına koyabilirsiniz. Atıyorum bir yula takımına falan koyabilirsiniz. Öyle bir durumda gibi değişik kullanım alanları mevcut en fazla. O sebepten dolayı ekstra söyleyebileceğimiz bir şey ne yazık ki yok. Gelelim Kaçina'ya. Kaçina bir toprak karakteri. Toprak karakterleri genelde kendi içlerinde beraber daha iyi çalışıyorlar. Kaçina birazcık daha böyle farklı takımlara konulabilecek bir karakter mi onu göreceğiz. Onun da rehberi çıktığı zaman e, ayrıntı hani rehberi çıktığı zaman ayrıntılı incelemeyeceğiz. oyunla geldiği zaman ayrıntılı bir şekilde rehberini yayınlayacağız. Arkadaşlar ben genelde 5 e, yıldız karakterlerin rehberini cuma günü şey yapıyorum. Benim pazartesi ve cuma olduğu için video koyma günlerim genel olarak. Cuma günü koyarım kaçın Kaçınay'ı da hani normalde gelecek pazartesiye koyarım yeni karakterleri belki kaçını ya hafta sonuna da yetiştirmeye çalışabilirim duruma göre. E, Natlan yeni başlıyor çünkü. Şimdi gelelim silah benarımıza. Silah benarımızda silah benarı özel silahlarımız yok. Genel olarak böyle e, her benirden düşen silahlarımız mevcut. 4 yıldız değil 5 yıldız silahlarımızda da kazonlu silahı güzel bir silah aslında. Yani mesela bir karakteriniz var diyelim. Destek olarak takımınızı alıyorsunuz. Takımınızı güçlendirmesi açısından o karakterin elini diye bu e, silahı verebiliyorsunuz. O açıdan güzel bir kara e, karakter değil, güzel bir <laughs> silah genel olarak. E, service Up, bu Molani'nin silahı çok güzel kıyı tasarı sağlıyor. Sırf stick olarak e, katalizör karakterlerinize verebilirsiniz. Bir de element becerisini kullandıktan sonra normal saldırıları güçleniyordu. E, yani bu sebepten dolayı normal saldırı yapan katalizör karakterlerinize de vermeyi düşünebilirsiniz. Element ustalığını da e, kullandığınız atıyorum işte mesela kriye ya fey falan böyle vermeyi de düşünebilirsiniz. Eğer mesela kazanın silahını çıkarıyordunuz e, bu geldi diyelim hani boşta duracağını öyle bir karakter falan kullanıyorsanız aslında sırf statistik olarak bile bir katalizör, katalizör karakterinizin eline verebilirsiniz diyebiliriz genel olarak. Onun dışında 4 yıldız silahlarımızda Stringless güzel bir silah element ustalığı veriyor. Element ustalığı seven yay karakterlerimize veriyoruz. İşte mesela Yenfi, Fischl, <laughs> Venti gibi karakterler seviyor aslında. Hiçbir seçeneği yoksa Tignari falan da kullanabiliyor. Öyle düşünebilirsiniz. Favonius e, kılıcı, Favonius oyundaki en kırık silah serisi. Favonius kılıcı çok güzel bir silah. Herhangi bir e, destek karakterimizin, eline verebilirsiniz. Ener enerjiye ihtiyacı varsa, takımınızın enerjiye ihtiyacı varsa bunu verirsiniz. Kafanız rahat eder, çok mutlu olursunuz. Fallon serisi güzel bir seri, seridir. Dragon's Bane hiç şaşırtmadı. Yine burada, her zaman burada hayatımızdan hiç çıkmayacak. Bir gün herkes Dragon's Bane kullanacak. Gerçekten zamanı gelmişti bu. En son baktığımızda iki bin aralık, aralıkla falan Dragon's Bane sürekli geliyordu düzenli olarak. Element ustalığı sağlayan bir silah bu. Element ustalığı seven e, karakterleriniz veriyorsunuz işte bu ağırlaşma yapan falan karakterleriniz verebilirsiniz şanling'e e, verebiliyorsunuz huta'ya verebiliyorsunuz hani başka seçeneğiniz yoksa güzel çalıştırıyorlar aslında hyper bloom yapan raiden'in eline veriyorsunuz aslında güzel bir silah ama artık bıktırdı yani ben e, çok da güzel bir silah tasarımı falan da güzel ama yani ben sürekli bu silahı burada görmekten ve bu silah hakkında konuşmaktan yoruldum favonius greatsword e, genel olarak destek e, çift Ellik kılıç kullanan karakterlerinizin eline verebilirsiniz. Beydo, Shinyan de kullanır enerji ihtiyacı vesaire falan düşünülünce o tarz karakterlerinizin eline verebilirsiniz. Favonius Great Sword'da enerji ihtiyacınız olduğu noktada Favonius'tır kendisi. Mis gibi. Gelelim Sacrificial Fragments'a kurban kanunları. Kurban kanunları Element ustalığı veriyor. E, o sebepten dolayı mesela Mahida sever. Skrozz seviyor. E, bloom takımına koymuş olduğunuz Bloom'ları yapması için koymuş olduğunuz Kokomi Barbara rahatlıkla kullanabilir. Genel olarak Sacrificial e, Fragments'ı da severiz güzel bir silahtır ama bunların hepsi dediğim gibi her türlü banner'dan çıkabilen silahlar. Ee, üstüne çok fazla şey söylemeye gerek. Silah bannerı özel silahı yok burada. Dragon's Bane e, artık rüyalarımıza girecek. <laughs> Genel olarak durum bu. Hani çok e, yüksek bir başlangıç e, olduğunu düşünmüyorum böyle aa çok iyi silahlar ve falan ya da işte çok iyi karakterler vesaire falan diye ama kötü bir başlangıç olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Durumlar böyle. Ee, teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Umarım böyle hızlı bakış olarak yorumumuz e, tatlı olmuştur. Hangi karakteri falan alacaksanız yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Kanalımı takip etmek isterseniz de abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Herkese iyi günler.